Trabzonspor'a yeni orta saha 23 yaşındaki Teklic. Teklic'i kadrosuna katmak üzere Bordo Maviller. Bir sıcak gelişme. Yunus Emre Sel şu anda telefon hattımızdaymış. Yunus Emre, detayları senden alabilir miyiz? Teşekkürler Onur Yıldız ve konuklarımıza yayınlar dileyelim. Teknik direktör Nenad Yedica dün Hırvat basınına yaptığı açıklamada özellikle 2-3 transfere daha ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti ve takıma transfer etmek üzere görüştükleri başka Hırvat oyuncular olduğunu da belirtmişti. Orsic ve Benković'i kadrosuna katmıştı Trabzonspor. Diğer bir Hırvat oyuncu Toni Teklic için de transferde önemli bir aşama kaydetti Bordo Mavi. 23 yaş altı kontenjanı boştu Trabzonspor'un ve bu kontenjanı doldurabilmek için Varazdin takımında yani Toni Teklic'in transferiyle alakalı olarak kulübüyle ve oyuncunun kendisiyle transferde ciddi bir aşama kaydedildi. Ofansif orta saha, sağ kanat ve sol kanat bölgelerinde oynayabiliyor Toni Teklic ve özellikle teknik direktör Nenad Bjelica'nın yönetim kuruluna sunduğu genç oyuncu listesinde, genç oyuncu havuzunda yer alan bir isim olduğunu belirtelim Toni Teklic'in. Transferle ilgili son detaylar şekillenmek üzere. Böylelikle dediğim gibi 3. Hırvat oyuncusu. Toplamda da bu sezon 7. transferini gerçekleştiriyor Bordo Mavili takım. Aynı zamanda mevcut forvet oyuncusu Maxi Gomez'in de İspanya'ya transferi konusunda farklı takımlarla ama özellikle de Granada'yla Trabzonspor'un temasları yoğun şekilde devam ediyor. Gomez'in ayrılmasıyla birlikte özellikle forvet bölgesine de teknik direktör yine Nenad Bjelica'nın talebi doğrultusunda pivot bir santrafor transfer etmek istiyor Trabzonspor. Burada da yine odak noktası bir başka Hırvat oyuncu Bruno Petković üzerine odaklanmış durumda. Yunus Emre Sel, teşekkür ediyoruz aktardığın detaylar için. Yine Trabzonspor'a bir Balkanlardan oyuncu Hajduk Split'ten Teklic. Bir Balkan rüzgarı esiyor Fenerbahçe'de. İşte Tadic, Dzeko, Trabzonspor'a 3. Hırvat olacak bu oyuncu. Tabii Nenad Bjelica Hırvat. Normalde mesela Brezilyalı bir teknik adam geldiğinde oradan oyuncu getirir. Bjelica da Balkanlardan bildiği tanıdığı oyuncuları getirmeye çalışıyor değil mi doğal olarak? Tabii ki bu da normal yani. Şimdi geçen sezon da bunun zaten sinyallerini vermişti başlangıçta da. Ki bence birkaç tane daha transfer olacak. Biraz küçülmeye gitti diyebiliriz. Sayın Başkan göreve geldikten sonra geçtiğimiz sezonun yönetiminin yapmış olduğu hatalı transferlerini şu anda bedelini ödüyor. Göreve gelir gelmez 23-24 milyon euro bir canlı nakit akışı sağladığını biliyoruz. Şu andaki transferlerde baktığımız zaman da böyle bir belki yıldız transferi değil. Ya da Trabzonspor taraftarı stora gittiği zaman hangi futbolcunun formasını almak ister diye baktığı zaman belki düşünebilir ama önümüzdeki günlerde oynayacakları futbol ve gösterecekleri performanslara göre belki o biraz daha ön plana çıkan olacak isimler olacaktır. Belki de yeni transferler daha olacaktır. Ama ekonomik anlamda kolay değil artık böyle yıldız transfer yapmak. Geçtiğimiz sezon bunun sıkıntısını Trabzonspor çok yaşadı net bir şekilde. Hala göndermek istediği oyuncuların bedeli var. Yani en düşük futbolcu 1,5 milyon liradan başlıyor baktığın zaman. Göndermek istediği zaman 2 yıllık daha sözleşmesi olsa bunun tazminatı vesaire. Umut Bozok bile yerli oyuncu diyorsun. 1,5 milyon euro 140-150 milyon TL'ye mal olan bir transferdi mesela. Böyle birkaç tane daha var. O yüzden Trabzonspor yönetimi kolay değil işi. Böyle büyük yıldız transfer beklemek bence biraz hayalcilik olur. Ama hoca bulup getirecektir. Ben bu sezon Trabzonspor'dan belki yıldız transferi de ama yarışmacı bir kadro olacaktır. Evet, yani 45-50 milyonlardan 30 milyonun altına düşürülmeye çalışılan bir bütçe var Trabzonspor'da. Daha işte dediğimiz gibi yıldız değil, hani böyle daha takım oyuncusu. Nenad Bjelica'nın bildiği, tanıdığı isimlerden kuruyorlar kadroyu. Takımların harcama limitleri açıklandı. Hı hı. Ama kazanç neler gelecek onlar daha belli değil. Bunlar çok önemli. Evet. Yani bu ana faktörler bir de yan faktörler var. Yani bunlar derin konular. Belki bugünün konusu değil diyeceksin ama yani yayın gelirinden tut, reklam gelirine, sponsor gelirine, kazanç yani federasyonun vereceği 3 puan, beraberlik, şampiyonluk primi bunlara baktığında tamam harcayacakların hepsi ortada. Şu kadar harcayabilirsin diyor ama esneme payı da var ilk biraz. İlk önce ne olur biliyor musun? Benim cebimde şu kadar var diyebilirsin sonra harcamayı ona göre yaparsın. Biz ne kadar harcayabileceğimizi biliyoruz ama neyin geleceğini bilmiyoruz. Ben sana diyorum ki bu ay 300 bin lira harcayabilirsin Savaş. Ama neyin geleceğini, sana ne gelir bilmiyorum. 100 mü gelir, 90 mı yani gelir? Yani puan gelirlerini diyorsun. Her şey için. Yayıncıdan tut,
kurlarla ilgili şeylerinden tut, anlatabilir miyim? Birçok şu anda o konuda, gelir konusunda soru işareti var. Bunu şeylerde... Ne oluyor? 15 Eylül'e kadar dengeleme şansınız var. Yani transfer bitene kadar işte oyuncu da satabilirsiniz o zamana kadar. Onur, ne oluyor? Buradan sosyal medyadan küfür yiyen, ahkam kesilen başkanların hepsi elini taşın değil, kayanın altına sokuyorlar. Evet. Anlatabildim mi? Her şeyi, bedenini sokuyorlar. Başkanların, sadece başkanların para harcamak zorunda kaldığı bir şeye döndük artık. Dün Ahmet Nur Çebi'nin videosunu gördünüz mü? Taraftarlarla tokalaşıyor, onlarla selamlaşıyor. Herkes Talişka'yı al, Fenerbahçe'nin elinden Zaha'yı al diye. Zaha'yı al diyorlar. Baskı yapıyorlar başkana, ama şimdi yani 6-7 milyon euro, işte Talişka 8 milyon euro kazanan bir adamı hani buraya getirmek kolay değil. Taraftar istiyor ama başkanlar da zor durumda kalıyor. Açıklamalarını yaparken o zaman dikkatli davranacaklar. Yani biz göreve gelirken, çünkü vaatler çok üst düzeyde oluyor. Taraftarlar kombinesini alıyor, locasını alıyor, ürününü alıyor. Şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'san, oraya eğer başkan adayı olarak geliyorsan yıldız transferi yapacaksın. Hı hı. En kötü anda bile. Beşiktaş'a bir feda sözü oldu. Çıkıp o zaman dönemde anlattılar durumu. Samet Aybabalı, Fikret Ormanlı. O süreçte bakıldığı zaman çok net bir şekilde taraftar dedi ki tamam, evet biz gerekirse şampiyon olmayız. Ama şimdi bakıyorsun Halil Beşiktaş'ta, ertesi gün Galatasaray'da. Diğer taraftan bakıyorsun Tadiç Beşiktaş'ta, ertesi gün Fenerbahçe'de. Üstüne bir de bir sonraki gün Redmond'u tutamadınız. Redmond'un vedası kendi sosyal medya hesabından. Hala Beşiktaş taraftar Redmond acaba kalacak mı derken Redmond veda mesajı yayınlıyor. Hala buna benzer. Saiz kampa gelmemiş, kamp bitmiş, ortada evet. Yok. Beşiktaş'ın futbolcusu. Hiç kimse kusura bakmasın, Beşiktaş taraftarı yerden göğe kadar tepkisinde haklı. Eğer orada Almanya kampı değil de kamp burada bir yerde olmuşuz, Beşiktaş taraftarı daha başka davranabilirdi başkana. Tepkisini farklı değil. Yani Talisca'yı istiyorum, bunu istiyorum değil de gidenleri söyleyebilirdi. Evet. Ben Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi bu zamana kadar yaptığı birçok şeyde hep desteklemişimdir. Burada övücü şeyler söylemişimdir. Ama bugün yani gerek Emre Bey olsun, gerek başkan olsun, gerek Kazancı, Ceyhun Kazancı Bey olsun. Şu andaki transfer süreci evet kolay değil. Ekonomik anlamda kurum bu kadar yükselmesi ya da çıkıyor olması, sabit kalmıyor olmaması, ama Beşiktaş başkanıysanız, Beşiktaş yöneticiyseniz bunları yapacaksınız. Çözüm taraftar bunu ister, lazım. Çözüm üretmek. Şimdi şu bir haftada yaşanan şeyler de Beşiktaş taraftarını isyan ettirdi. Bir de diğer taraftan bakıyorsun, muhalefet bir taraftan izliyor. Her gün bir başkan adayı olarak duyuyoruz. Beşiktaş'ta şu anda bir güvensizlik varsa o yönetime karşı bir güvensizlik var. Çünkü olmayan transferler, elinizdekiler gidiyor. Saiz ya, Beşiktaş'ın oyuncusu niye o kampta değil ya? Niye kampta değil? Beşiktaş'ın oyuncusu. İlk önce dediler ki noter tespit tutulacak. O da yok. Şu anda Saiz gidecek. Gidecekse de eğer bugün kampta olsa, Onur sen yıllarca bu işlerin içinde, kıyısında köşesinde bulundun. Değeri düşer ya. Saiz Beşiktaş'ın oyuncusu. Eğer X bir takım teklif yapıyorsa bu adam kampta değil, başka bir yerde. Oyuncu gitmek istediğini belirtmiş. 5 isteyeceksen 3'e düşer bu adam karşı tarafında. Çünkü ben alıcı olsam böyle yaparım yani. O yüzden de düşük geliyor teklifler. Hep böyle sonra niye düşük geliyor diyorlar. Dolayısıyla burada kurumsal anlamda bir eksiklik var. Yönetimsel anlamda bir eksiklik var. Sayısı da Fenerbahçe alırsa ne olur? O zaman kapatıp İhtiyacı desinler. İhtiyacı var mı ki ama? Bence Fenerbahçe'nin Sayısı gibi bir stopara ihtiyacı var. Kesinlikle var. Var. %100. Sayısı Galatasaray'da alsa hayır demeyiz. Trabzonspor'da alsa hayır demeyiz. Yani Saiz gibi stoper ligde... Bence öyle bir stoper ligde ihtiyacı var ve Şenol Hoca bu stoperi beğenmiyor. Ya da işte başka sebepler var. Yani ben hakikaten orada eğer öyle bir şey olursa hemen bak ihtimal üzerine konuşuyoruz yani. Olan seçim kararı alındırırlar. Eğer Saiz Fenerbahçe ile gitti, imza attı, kampa gelmeyecek. Orada benim ağrım var, tedavim var. İşte şimdi oyuncusun, transfer tek görüşmeleri yapıyorsun. Bu ihtimal bilmiyorum. Sen söylediğine göre... Yok kesinlikle. Böyle bir şey mesela diyor. Mesela dersen ben de o zaman mesela derim. Öyle bir şey olursa yani. Şu anda bile tartışılan bir yönetim geçen var. Geçen sezon Fenerbahçe santrafor alırken herhalde seninle yayın dedik. Kimseyi bulamıyorsan Batshuayi'yi git al demiştik. Doğru. Ben doğru, de diyorum evet, ki evet. Stoper arıyorsun. Git Ahmet Nur Çebi ile anlaş. Konuş. O da bu yükten kurtulmuş olsun. Sürümcemede giden bir futbolcuyla hikayesi var. Alabiliyorsan al. Yapamaz. Ben bunu söyleyince de oyuncu Avrupa'ya gitmek istiyor. Biraz. Geldiği yere dönmek istiyor diyorlar. Yani oyuncunun orada bir hayatı var diye oraya gitmek istiyor diyorlar. Ailesi yine klasik evet, konulardan. Ama şunu söyleyeyim. Bu çocuk Dünya Kupası'nda oynayıp geldikten sonra biliyorsunuz yani Şenol Güneş'le de bir arası biraz şey evet. Olmuştu. Limoniydi yani. Bazı şeyler düzelmiyor. Orada koptu. Bence orada koptu. Yani burada mutlaka Avrupa'ya gidecek derdi o değil.
Bence evet. bu futbolcu Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Derdi bu. Şenol Güneş de Beşiktaş'tan. O yüzden biz de bazen aklına şeyi kaçırmak lazım. Hani kar suyu diyeyim ben. Karpuz kabuğu demeyeyim. Kar suyu diyeyim.